Başkanı Kadir Topbaş, ölen darbeci askerler için vatan hainleri mezarlığı açılacağını duyurmuştu. İşte o mezarlık açıldı ve ilk defin gerçekleşti. Hainler mezarlığına ilk gömülen ismin Acıbadem'de bir muhtarı şehit eden ve cenazesi ailesi tarafından kabul edilmeyen yüzbaşı olduğu öne sürüldü. Onlardan bir tanesi bugün benim bahsettiğim vatan hainleri mezarlığına gömüldü. Ailesi istememiş. Hainler mezarlığı tabelası asıldı. İlk defin yapıldı. İddiaya göre hainler mezarlığına ilk gömülen isim Acıbadem mahalle muhtarını şehit eden Yüzbaşı Mehmet Karabekir oldu. Türkiye'nin ilk hainler mezarlığı Pendik Formula 1 pistinin yanındaki işte bu 1000 metrekarelik boş araziye yapıldı. Çevresi duvarlarla örüldü ve mezarlığın girişine de hainler mezarlığı tabelası asıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'da vatan hainleri mezarlığı açılacağını söylemişti. Ölen darbeci askerlerin gömüleceği o mezarlığın yeri belli oldu. Pendik'teki hainler mezarlığına ilk gömülen, ailesi tarafından kabul edilmeyen bir askerin cenazesi oldu. Vatan hainleri mezarlığına gömüldü. Bu millete ihanet edenler kabirlerinde denli rahat edemezler. 15 Temmuz darbe girişiminde öldürülen üst düzey rütbeli bir asker hainler mezarlığına gömüldü. İşte şu an o mezarlığın başındayız. Normalde mezarın başında bir ibare bulunması gerekiyor. O ibarede de isim, soy isim, doğum tarihi ve ölüm tarihi yazılması gerekiyor. Ancak bu mezarda öyle bir ibare yok. Hemen diğer tarafa döndüğümüzde ise burada 3 tane daha açılan mezar var iş makineleri tarafından. Ancak şu an burası boş. Öldürülen o askerlerden 3'ü de belki daha fazlası buraya getirilecek ve buraya gömülecek. Özel harekat ekiplerince öldürülen Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in amacının bölgedeki Türk Telekom'u ele geçirmek, iletişimi kesmek olduğu anlaşılmıştı. Cenazeleri aileleri tarafından kabul edilmeyen darbeciler için hazırlanan hainler mezarlığı yaklaşık bir dönüm büyüklüğünde.